Merhaba arkadaşlar. Şimdi de HTML file ile alakalı biraz konuşalım. Dediğim gibi HTML file bizim komponentin file'larından bir tanesi. Aslında her şey burada yapılıyor. Siz komponentu deploy yaptığınız zaman bizim hani preview yaptığımız, gördüğümüz her şey buradaki şeyler. Tabii ki farklı dosyalardan yardım alıyor. JavaScript'ten yardım alıyor. CSS'ten yardım alıyor ama ana olarak yapmak istediğiniz her şey burada. Şimdi bunu buradan kaldırıyorum. Diyelim ki template'i kaldırdık. O zaman ne olacak? Hani demiştim ya bir önceki videoda template zorunlu bir element. Bunu kaldıramazsınız. Diyelim ki kaldırdık. O zaman division yazmaya çalıştığımız zaman görüyorsunuz altını çiziyor. Demek ki bir yanlış var. Siz bunu kaydetseniz bile size hata verecek. Hata olarak da size diyecek ki template'i bulamadık diyecek. Şurada görüyorsunuz. Expected root tag to be template diyor. Template olması gerekiyor. Template'i bulamadık diyor. İsterseniz template'i ekleyelim şimdi. Şu şekilde ekliyorsunuz. Template'i ekledik, kapattık. Peki template içine template ekleyebiliyor muyuz? Ona bakalım. Template içine template koyuyorum. Şu şekilde. Ve içine bir division koyalım. Şöyle bir division koyuyorum. Ondan sonra kaydetmeye çalışalım. Bakalım template içine template koyuyor mu? Yine hata var görüyorsunuz. Template içinde de template olmuyor. Peki template'in dışına template koyabiliyor muyuz? Diyelim ki birinci template'imiz bu. Böyle first template diyelim ona. Ondan sonra template'in dışına farklı bir template koymaya çalışıyorum. Şu şekilde koyuyorum, kapatıyorum. Kaydediyorum. Yine hata var görüyorsunuz. Yine hata var. Template'in dışına template koyamıyoruz. Peki template'in içine bir Lightning card koysak, şuradan görüyorsunuz. Onun içine bir template koysak, koyuyorum şu şekilde. Buna da bir division koyalım. İşte ne diyelim? My name is Engin diyelim. Bu şekilde koyduğunuz zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi yine olmuyor. Yani template içine template gördüğünüz gibi ekleyemiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Her zaman template ile başlayıp template ile bitirelim. Bu biraz da şeye benziyor. HTML sayfaları yaparken HTML ile başlayıp HTML ile bitirmeniz gerekiyordu. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın HTML yazım problem vermedi. Enteresan. Aynı şekilde siz bir komponent oluşturduğunuz zaman HTML sayfasının başı ve sonu template olması gerekiyor. Bu template root'uyla başlayıp bu template root'uyla bitmesi gerekiyor. Buna dikkat edin. Bunun içine istediğiniz kadar işte lightning layout koyabilirsiniz. Şöyle. Hepsi geliyor zaten. Lightning layout koyabilirsiniz. Onun içine lightning yine şöyle yapalım. Layout item'lar koyabilirsiniz. Item'lar koyabilirsiniz şu şekilde. Bunlarla alakalı video çekiyorum. Tek tek hepsini anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde istediğiniz kadar item koyabiliyorsunuz. İsterseniz bunun içinde de bir division koyalım. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Division diyorum. Item A diyelim buna. Ondan sonra buna item B diyelim. Buna da item C diyelim ve nasıl gözüktüklerine bakalım. 3 tane Lightning item yaptım. Biraz ayıralım şöyle daha net görmek için. Şimdi dediğim gibi template ile başlamanız gerekiyor. İçeride Lightning layout oluşturabilirsiniz. İçine Lightning layout items koyabilirsiniz. Bunun gibi Lightning ile başlayan bir sürü elementler var. Sadece şöyle yazmanız yetiyor hepsini görmek için aşağı doğru. Merak ediyorsanız tek tek bakabilirsiniz. Dediğim gibi bunlarla alakalı en önemlileriyle alakalı video çekeceğim. Ama merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Bunların hepsini siz bu iki template arasında kullanabiliyorsunuz.
İsterseniz bunu diplo yapalım, bir bakalım. Nasıl gözüküyor? Sağ tıklıyorum, diplo yapıyorum. Sonra sayfama gidiyorum. Görelim. Gördüğünüz gibi item A, item B, item şeklinde gözüküyor. Bir eksiğimiz var herhalde. Bunu save yapıp geri gidelim bakalım. Nerede bir eksiğimiz var? Item A, item B, item C. Item C'yi değiştirmemişiz. Şuraya item C diyelim. Bu item B, bu da item A. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3 tane item yapmış olduk. Gördüğünüz gibi sayfadan yan yana lighting itemlar yan yana geliyor. Yani uzun sözün kısası burada. Template'i bu şekilde kullanıyoruz. Template'i unutmayalım. İçine de istediğiniz bütün elementleri tek tek kullanabilirsiniz. İleride bunları kullanacağımız için burada kısa kesiyorum. Bir sonraki videomda JavaScript dosyasıyla alakalı kısa bir video yapıp devam edeceğiz.